Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vela akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle özünün bana şu üyüde cemlenişimizini hayriyeti cemleniş kısın. Tarkalışımızını mağfireti tarkalışlardan kıyam olsun. İslam'da Farzan terbiyesi deb nomlanadigan silsila darslarimizni bugün 43-uncusi ijtimoiy odoblar salomlashish odobi. O'tgan darsimizda ovqat, taom odobi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Bu bugun aytilinadigan, o'tgan darsda aytilinadigan ma'lumotlar juda ko'pchiligimiz bilgan, o'qib o'rgangan va amalda tatbiq qilayotgan ma'lumotlar. Lekin mana shu silsila darslarimizni qatorida kelganligi uchun yana bir qator ko'rib chiqishimiz kerak, toki bu darslarimiz mukammal bo'lsin. Salomlashish islomiy odobning eshigi. Musulmon kishining odobi salomlashligida ko'rinadi. Avvalo. Ikki shayx rivoyat qilgan hadis Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Anna rajulan Sa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayyul islami hayr." Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelip soradı. Kaysi İslam çırali? En çırali İslam kaysi? Resulullah ettiler. En tut'imat tu'am ve tuqriyas salam ala men arafta ve men lem ta'rif. Ta'am ulaşlığı ve özün tanigen ve tanımayan kişiye salam berişliği. Kıyametni kişi alamatlardan sanalganda hadislerde taslimul has. Has adamlarga salam beriladigan bo'lib qoladi deb payg'ambarimiz aytganlar. Tanigeniga assalomu alaykum deydi, tanimaganiga salam bermaydi. Bu kıyametni kichkina alamatlardan deyilgan. Endi musulmon odam o'zi tanigan, tanimagan odamga salam berishligi kerak bo'ladi va mana shu uning islomini chiroyli ekanligiga dalil bo'ladi. Mahallangizga ketyapsiz. Bitta odam kelyapti peshin assalomu alaykum. Do'konga kirdingiz, do'kondorga assalomu alaykum. Avtobusga chiqdingiz, assalomu alaykum deb chiqishlik. Albatta endi katta ko'chada, bozorda ketayotganda boshqacharoq holat bo'ladi. Unda boshingiz aylanib ketadi. Bozorda o'ylang, tiqilib yelkasiga urilgan har bitta odamga assalomu alaykum, assalomu alaykum deyursiz, bu bo'lmaydi bu. Bu ma'qul emas, maqbul emas. Ammo mana shu salom beriladigan o'rinni hammamiz o'zimiz bilamiz. Allah Teala Kur'an'da aytadi. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ey mu'minlar, öz uylaringizdan boshqa uylarga to izin so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshiroqdir. Shoyat eslatma ibrat olsanglar. Qarang, salom berishlikni Alloh taolo Qur'onda oyat bilan zikr qilyapti. Demak, bu kichkina narsa emas, salomlashishlik. Boshqa oyat. Astaydu billah. Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Bas qachon uylarga kirsangizlar bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak, pokiza salomni aytinglar. Ya'ni assalomu alaykum deylar. Musulmon odamni salomlashligi assalomu alaykum. Sizlar aql yurgizishlaringiz uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qiladi. Salomlashlik haqida Qur'onda oyat keldimi? Demak, salomlashlik kichkina masala emas. Musulmon odamlar bir-biriga mehr shafqatli, muhabbatli bo'lishligi kerak. Chunki bu iymonning sharti. Musulmonlarning bir-biriga muhabbatli bo'lishi iymonning talabi. Assalom. Mana assalom deymiz. Assalom Alloh azza va jallaning go'zal ismlaridan biri. Biz assalom deyotgan paytimizda Allohning ismini zikr qilyapmiz. Bu ibodat birodarlar. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus degan paytimizda Allohni zikr qilyapmiz. Bu ibodat bu. Demak, assalom degan paytimizda Allohni zikr qildik. Bu ibodat bo'ladi.
Bunu kichkina amal deb sanamasligimiz kerak. Mana quyida İmom Muslim keltirgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Qarang, salom berishlik, salomlashishlik cennetga kirgizadigan amallardan. Quruq saloma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar, "La tadkhulul cennete hatta tu'minu." Cennetga kirmaysizlar imonli bo'lmaguningizcha. Demek cennetga kirishlik uchun iymon kerak. "Vala tu'minu hatta tahabbu." İmonli bo'la olmaysizlar to bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha. Cennet uchun iymon kerak, iymon uchun musulmonlar bir-birini yaxshi ko'rishligi kerak. "Ala adullukum ala shay'in İza faaltumuhu tahabbabtum." Endi sizlarga bir narsani dalolat qilayman. Bir narsani aytayman. Shuni qilsanglar bir-biringizga muhabbatli bo'lasizlar. Sahobalar ha deyshti. Afshus salama baynakum. Oralaringizda salomni fosh qilinglar. Demek bir-birimizga assalomu alaykum degan paytimizda bir-birimizga muhabbatni paydo qiladi salom. Muhabbat iymonni taqozosi. İmon jannat. Demek salamlaşlık var, arkasından muhabbet var, arkasından iman var, arkasından cennet var. Kiçkine amalek ama assalamu aleyküm deyişlik. Bitti şu iş bilen insan cennetki kirketçiye sebep buluşu mümkün şu amal. Assalamu aleyküm. Şu söz, şu cümle cennetki kirişizge kifaya kıladığı amal bu buluşu mümkün. Gerçi özü cennetki biz amalımızdan kere olmasa gelin. Lakin sebep buluşu mümkün. Assalamu aleykum. Salam, muhabbet, iman ve cennet. Bu hadis buradalar Müslüman kişiye hayatıdaki en muhim bugün amellerden birini talim verirdi. Cennet kekirmeyseler imanlı bulma günüylerce, imanlı bulmaysalar birbirilerde yaş görme günüylerce, yaş görseler imanlı bulasılar cennet kekiresiler. Şimdi salom berishlik musulmonlarni o'rtasidagi hasad, gina, kuduratlarni chiqarib tashlar ekan. Assalomu alaykum deb ko'rishgan paytda Alloh tomonidan qalbingizga muhabbat joylanadi. Assalomu alaykum degan paytingizda siz salom berayotgan kishining qalbiga Alloh muhabbatni joylaydi. Sizni qalbingizga unga nisbatan bo'lgan muhabbatni joylaydi. Bu Allohning ishi birodarlar, Robbimizning ishi. Qalaysan emas. Sahabalar fırsat buldu, salamını köp zikir kılışı aradı. İkide sahaba köçede ketip borarken yaklaşıp ortadan bir dev almadı, darak mıydı çıkıp aldı. İkilesi şu darakta iki tamamdan hüni ötedi de üçü aşıp durup yani assalamu aleyküm de görüşlerdi. Ola! Buldu sonra salamlaşı orası ama bu neçin metre salamlar buldu. Ya buradalar. Assalamu aleyküm ve rahmetullah deyişliğiniz cennetke buradiyan bolsa aytor misin mi? Taharat şartmaz. Niyet şartmaz. Kıbleyi harap duruşu şartmaz. Çünkü maruf işini buradalar kiçkine sana bomiydi. Bu kelime assalam aytişki olsan bugün sadda kelime ama onun ortada taat var, muhabbet var, iman var, cennet var. Kalın Müslümanlarına bir-birine nisbeten kalbada muhabbet payda buluşu için Müslümanlar sebep tıkılış gerek. Ana şu sebeplerden bittesi Esselamu Aleyküm. Allah da olan muhabbetini kalplerimizde cahiliydi. Müslüman kişinin salamlaşışı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh buladı. Kuyuda okuduğumuz Abu Davud ve Termiziyden getirilgen İmran ibn Hüseyin raziyallahu anhudan. Kardeşim şunu özü yetedi. Şu mehazır yapırken 10 minutlu maruzu yetedi özü. Bu ballarımızı yörgeçişimiz kereye bugünlerse. Kardeşler de özü avar özümüz amal kılışımız kereye bunge. Ca racunun ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekal assalamu aleykum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyanlara da bir kişi gelip Esselamu aleyküm dedi. Faradda aleyhi sümme celese. Resulullah onu salamı aleyhi aldılar. Hali kişi oturdu. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşara dedi. On dedi. On tabi oldu dedi.
As-sahabatul kiram lam yefhamu ma'da yani nabi bi hadihil kelime. 10 oldu dedi Peygamberimiz. Sahabalar bu kelime 10 degen kelimeden Resulullah nimanı kaskıyanlığını çürüşmedi. Sümme ca'ahar fekala assalamu aleykum ve rahmetullah. Sonra yine bir adam geldi de assalamu aleykum ve rahmetullah dedi. Resulullah işirun dedi. Yigimete boldu dedi. Sahabalar yine çürüşmedi. Feca'ahar ve kâle assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Feradda aleyhi ve celes ve kâle thalathun. Resulullah Ali geldi. Ali adam oturdu. Resulullah 30 buldu dediler. Assalamu aleykum degen de 10 sevap buladı. Salam birinin kişiye. Assalamu aleykum ve rahmetullahi degen de 20 buladı. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh ke 30 buladı. Sahihayn'da keltirilgen hadis Ayşe anamız raziyallahu anhada. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hada Cibril yukriyu aleyki selam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızga bana bu Cibril dedi. Yani Cibril sizge salam eti yaptı dedi. Ayşe anamız cevap verdiler. Ve aleyhi selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bana biz eti yapken salam mı? Ayşe anamız Cebrail aleyhisselamın salamı ge Alik kılıp kaytarmakta. Müslümanların cemiyeti buradalar başka cemiyetlerden farklanıp duradı. Adabı bilen, ahlakı bilen, Allah'ın hükmünü amelge aşırıyakkenliği bilen. Allah Ta'ala ana şu taatını, özü büyürgen taat, özü büyürgen taatını Müslümanlar bacarıyakken payıda onların aralarına muhabbetini cahilip koyadı. Biz assalamu aleykum deyimiz. Esli bulup görünüş çünmez. Ondan bir nasıl öndürüşlik tamam manası demez. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh desem Allah menden razı buladı deyip durup doğru niyet bilen taat bilen eytemiz. Şunun için muhabbetini cahiliydi. Çünkü assalamu aleykum ve rahmetullahi degen sözde gayri din etşeye mümkün. Lekin o bizdeki taat deyip kimiydi bunu. Allah da razılığını edip etmiydi bunu. Üçün için onge nisbeten kalbimizde muhabbet payda bulmaydı. Şuna lima Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyken de şu salam bereki adam nisbeten kalbimizde muhabbet payda bul yaptı mı? Demek ihlas bulan aytileni yaptı. Taat bulan aytileni yaptı. İbadet deyip aytileni yaptı. Salam berişlik sünnet aleyhi alışlık vacip. Bura assalamu aleyküm ve rahmetullah demese günahkar olmaydı. Çünkü sünnet amel bu. Ama sizge salam bergende bura aleyhi olmasız günahkar bulasız. Salam verişlik sünnet aleyhi alışlık vacip. Ulağda ketiyekken adam piyada ketiyekken adamge salam beredi. Piyada ketiyekken adam oturgen adamge salam beredi. Asçilik köpçilikke salam beredi. Yaş kiçkine kattaga salam beradi. Yusallimu rakibu alal maşi vel maşi alal qaid vel qalilu alal kathir. İki şeyh rivayet qilgan Abu Hurayra'dan. Rakib yani ulovda ketayotgan adam piyada ketayotgan oturuşiga salam beradi. Ozchilik ko'pchilikka salam beradi. Qoida shunaqa. Yana İmam Buxoriy rivoyatida yusallimu sagiru alal kabir. Kichkina kattaga salam beradi. Kichkina kattaga salom beradi. Mana endi mana shu salomlashlikdagi lafzlarga e'tibor beraylik. Salomlashlikda birodarlar turlari ko'p, aytiladigan so'zlari ko'p. Bye bye. Privet. Ishlaring qalay? Yaxshi yotdingmi? Bularda bari islomiy tahiyya emas. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshi yotib turdingizmi? Zor. Agar shu uslubda bo'lsa, avval nima bo'lsin? Assalomu alaykum. Chunki yaxshi yotib turdingizmi? Bye bye. Как дела? Bular birodarlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhni ma'nosini beradimi? Prosta qiziqyapti sen bilan. Ishlaringiz qanaqaligi bilan qiziqyapti u. Lekin sizga tinchlik, omonlik, barakot, xotirjamlik tilamayapti. Assalomu alaykum. Sizlarga salomatlik bo'lsin.
Ve rahmetullahi ve barakatuh. Rahmeti ve barakası olsun. Salomatlik olsun, rahmet olsun, baraka olsun. Allah tomonidan. Bundan chiroyliroq salomlashlik, tahiyya var mı? Uying, oiling, farzanding yurish-turishingda seni musulmonliging ko'rishligi kerak. Salomlashligingda ham. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina." Bu hadis birodarlar İmom Termiziydan. Bizdan boshqalarga o'xshab olgan odam bizdan emas. Qarang, o'zini bizdan boshqalarga o'xshatgan kishi bizdan emas. Buchi nafaqat salomlashlikda, kiyinishimizda, muomalamizda, yurishimizda, mashina minishimizda, ot minishimizda, gapirishimizda. Kimlarga o'xshamoqchimiz? Kimlarga o'xshamoqchimiz? Bu og'ir hadislar. O'zini musulmon bo'lmaganlarga o'xshatayotgan odam bizdan emas deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana hali yozuvli futbolkalar kiyib olamiz, har xil yozuvlari bor. Nima deb yozilganini tushunasizmi o'shaga nima yozilganini? Ehtimol men xovorayman deb yozib qo'ygandim. Chunki biji bo'lsa, ingliz tilida lotin harfida harflar bo'lsa, bo'ldi. Keyingi hadis İmom Termiziydan bu hadis ham. Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Fa inna taslim al yahud il ishara bil asabi' wa taslim an nasara isharatu bil akuffi. Özünü bizden başkalarına o'xshatgan kişi bizden emas. O'zingizlarni yahudiylarga ham o'xshatmanglar, nasroniylarga ham o'xshatmanglar. Albatta yahudiylarning salomi barmoq bilan ishoradir. Nasoralarning salomi esa kafti bilan ishoradir. Bular qo'lini ko'tarib qo'yadi, qo'li bilan barmoq bilan ishora qiladi, hech narsa demaydi. Ammo musulmonlar assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Bu qaytaradan nimani tushunamiz? Biz musulmon bo'lmagan g'ayri dinlarga o'xshashga biz harakat qilmasligimiz kerak. Bu narsadan payg'ambarimiz man qilganmiz. Mumkin emas ularga o'xshash. Uzoqda bo'lsa bunday qilib qo'ysiz tushunarlik. Chunki eshitmaydi. Bunday qilib qo'ydingiz, chunki derazam orqasida turibdi. Ammo eshitadimi? Gapirish iloji bormi? Assalomu alaykum deb qo'yaveraylik. Biz til bilan aytishligimiz shart. Til bilan aytishligimiz shart. Endi g'ayri dinlarga o'xshashlik masalasi. Ba'zi bir holatda umuman musulmon kishini na diniga, na xulqiga, na odobiga to'g'ri kelmaydigan kiyimlarni kiyib olganligini ko'ramiz. Lekin aytaverib zerikdik. Aytaverib zerikdik. Lekin sekin-sekin tuzalib kelyapmiz. Namoz o'qiyotgandagi kiyimlarimizning torligi, kiyimlarimizning kaltaligi. Man ahabba qauman hushira ma'hum. Bu hadisga e'tibor qilamiz. İmom Taboroniyda. Kim bir kavmini yaxshi ko'rsa, kim bir kavmini, bir millatni yaxshi ko'rsa, ular bilan birga jamlanadi. Qiyomatda shularning qatorida tiriladi. Man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ulardan. Shu g'ayri dinlar yo'qyaptimi? Qiliqlari, kiyimlari, yurish-turishlari, siz o'shulardansiz. Kullu nafsin tuhsharu ala hawa. فَمَنْ هَوَى الْكُفْرَ فَهُوَ مَعَ الْكَفَرَ وَلَا يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ شَيْئًا İmom Taboroniyda bu ham og'ir hadis. Har bir jon yaxshi ko'rgan narsasi ustida tiriladi, ya'ni jamlanadi. Bas kim kufrni yaxshi ko'rsa, bas u kofirlar bilan birga bo'ladi, unga uning qilgan amali asqotmaydi. Qilgan amali asqotmaydi, chunki kofirlarni yaxshi ko'radi. Mesela ama toylarımızdaki ürf adatlar. Kaden keldi? Kaden keldi? Kim kafirlerini yaş görse, kıyamet günü onlar kotarda tırladı, amelleri onge fayda vermeydi. Onlarını turmuş tarzıge, ürf adatıge, yürüştürüşlerige, ergeşeş, takırt kılıçliği mümkünmez. Duanı karayın. Allahümme la tec'alli hayran ala yedin kafirin av munafiqin. Dua da gireyim. Parvardigar, men uchun biron bir hayriyatni
kofirning yoki munofiqning qo'lida qilmagin. Ya'ni menga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelmasin. Nima degani bu? Agar sizga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelsa, ularga bo'lgan muhabbat qalbimizda kuchayib ketadi. Tushunarlimi? Shularga o'xshagingiz kelib qoladi, chunki tirichligingiz o'sh orqali bo'lyapti. Vechirinkalarga borish kerak, ko'targanda ko'tarish kerak, vaz tushganda vaz tushish kerak. Shularga muhabbati ziyoda bo'lib ketadi. Shuning uchun ko'paytamiz bu gapimizni. Yosh va bolalarini g'ayri dinlarni yurtiga yuborayotgan kishilar yaxshilab bilib qo'ysinki, farzand uzoq muddat o'sha yerda yashab qaytib kelgandan keyin o'zini muhitiga ko'nika olmaydi. O'zini yurtida yashashlikni xohlamaydi. Qavmini, ummatini, merosini, madaniyatini, dinini xohlamay qo'yadi. Chunki qalbiga ana shu g'ayri dinlarning muhabbati kirib qolgan bo'ladi. O'zini yurtiga kelib aytadi, bu yerda deydi, qoloq hamma deydi. Nima bor bu yerda? Nima qilaman bu yerda deydi. Tanisha, eshitgansizlar, nima qilaman deydi. Shinasa yo'q bo'lsa deydi. U yurtlardagi dunyo ishlaridagi ayrim peshqadamliklarni ko'radida, ular bilan muhabbati qalbiga joylangan bo'ladida, o'zini dinidan, oxiratdan bexabar bo'lgandan keyin o'sh tomonda yashashlikni xohlaydi. Nima qilaman deydi. Man aqoma ma'al mushrikina faqat bariyat minhu zimma. Bu hadis imom Tabaroniydan. Hadis qarin. Kim mushriklar bilan birga tursa, ya'ni yashasa shularning orasida. Bas zimma undan pok bo'ladi. Undan musulmonlarning zimmasi ko'tariladi. Allohning payg'ambarining zimmasi ko'tariladi. Ha, ta'lim uchun bo'lsa mayli, lekin shu yerga borib yashashlikda afzalda bo'ladigan bo'lsa musulmonlarning orasida yashashdan ko'ra. Musulmonlarning Allohning payg'ambarining zimmasidan chiqib ketgan bo'ladi bu odam. Chunki u mushriklarning orasida yashayotgan odam sekin-sekin ko'nikib qoladi. Ozgina vaqt o'tib qalbida ularga iliqlik paydo bo'ladi. Yana ozgina vaqt o'tib, o'lchovlari o'zini o'lchovga aylanib qoladi. Asta-sekin ularning qalbi ularga nisbatan qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Qarang-da, nasroniylarning yurtlariga borib, oilasi bilan yashab, nasroniy bo'lib ketganlarning xabarini eshitamiz. O'zi musulmonlarning yurtida, musulmonlarning orasida yashab turib, 3-4 so'mmi deb, 3-4 chaqani deb turib, murtad bo'lib ketayotganlarni ham xabarini eshitasizlar. Endi to'laligicha borib oilasi bilan yashayotgan bo'lsa-chi u yerlarda. Shuning uchun o'zini dinini, iymonini, millatini, qadriyatlarini tanib ulgurmagan yosh bolalarini g'ayri dinlarning yurtiga ta'lim uchun yuborayotgan ota-onalar 100 marta o'ylab ish qilsin. 100 marta o'ylab ish qilsin. Aks holda shu farzandidan ajralib qolishlik ehtimoli bor. O'shalarda 5 yil 10 yil o'qib qolib ketib ota-onasidan xabar olmayotganlar ham bor. Xabaringlar bor bundan. Qalbida rahmat bor insongina yosh bolalarga shafqatli bo'ladi. Laysa minna man lam yarham sog'irona. Kichkinalarimizga rahim shafqat ko'rsatmagan odam bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Kichkinalarga shafqatli bo'lmagan odam bizdan emas deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga arobiylar kelishdi. Sizlar yosh bolalaringizni o'pasizlarmi dedi, bag'rilariga bosib. Payg'ambarimiz ha dedi. Ular aytishdi, lekin biz vallohi hech qachon o'pmaymiz bolalarimizni. Payg'ambarimiz aytdilar, Alloh sizlarni qalbingizdan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men nima qilib bera olaman sizlarga? Kichkinalarga shafqatli bo'lmagan odam bizdan emas. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Mana endi o'sha g'ayri dinlarga taqlid qilishlikda tug'ilgan kun qilishlik. Shamda sanchi edi. Nechta sanchi edi? Nechta sanchi edi? Puf dedi. O'shdi. Shuna qilayotganlar yo'qmi? Bor. Bu o'shlar yerga yashmasmi? Ha, yosh bolalarga bayram qilib bermoqchiman desang, ha, bayram qilib ber. Sham sayma. Yilda 2 ta id bayramimiz bor. Shunda qilib ber? Yo'q, ayni tug'ilgan kun qiladi. Nimaga desa, bolalar bog'chasi shuna qilyaptikan, men qilmasam o'g'lim yoki qizim o'ksiydi qalbi. Bormi shu narsa?
Karaylar da ölüp gitmedi mi deyişi mümkün. Ölüp gitmedi mi deyişi mümkün. Yok akalar, bu noto'g'ri. Karaylar da Lut aleyhisselamın ayolı Sodom kavmiga balo kelganda u ham halok bo'ldi. Halok bo'ldi. Lut aleyhisselamni qilayotgan boyagi habis iflos ishini Lut aleyhisselamın ayolı qilganmidi? Yo'q, qilmagan edi. Nimaga u ham o'ldi desa, ana shu ishni yomon deb ko'rmagan edi. Qavmini himoya qilgan edi. Qavmi qilayotgan ishni habisligini habis demadi, rozi bo'lavordi. Shuning uchun balo kelib tegavordi. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Agar atrofimizda bo'layotgan habis, munkar gunoh ishni ko'rib turib, bu noto'g'ri, bu yaxshi emas deb turib qalbimizda norozilik bo'lmasa, balki o'lib ketmaydimi desak, beparvo bo'layotgan bo'lsak, shu ishda biz ham sherikmiz. Kim ma'siyatga rozi bo'lsa, bas u mana shu ma'siyatning gunohiga ham sherik bo'ladi. Darsimizning nihoyasi Fadamdama alayhim robbuhum bi zambihim fasawaha وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا Salih Aleyhisselam özünün kavmi Samud'ga mucize kılıp Allah'ın izni bilen taşın içinden tüyanı çıkarıp verdi ve temeler, yamanlı yeri bilen koliyle tekisseler barakeledi dedi. Lekin kavm asili kıldı peygamberiye. Özünü kavmadan bugün bir tayfa kişiler barıştı, tüyanı öldürüştü. Tüyanı soygan adam bitti adamıydı. Lekin Samud kavmi yoppasiga halok bo'ldi. Nima uchun? Chunki hammalari rozi edi shu ishga. Biz ham atrofimizda bo'layotgan munkarni ko'rib turib, eng kamida qalbimizda nafrat bo'lmasa shu ishga, noto'g'ri bo'lyapti degan narsa bo'lmasdan beparvo bo'lib ketayotgan bo'lsak, demak rozimiz bunga. Demak shu ishni gunohi bizga ham tegadi. Mahallamizda aroq sotilmadi. Eng kamida yomon ko'rib qo'ya olmaymizmi? Qo'lingizdan kelsa bir nasihat qiling. Bo'lmasa borib qaytaring sotmaradi deb. Shuning uchun marhum hatto aytardi. Agar bir shaharning aholisi hammasi bir bo'lib kelishib bitta odamni qatl qilib qo'yishsa, mana shu shahar aholisini hammasini qatl qilaman deydi. Chunki hammasi mana shu ishga nima edi? Rozi bo'lgan edi. Abu Dovuddan keltirilgan hadis İza umilat al-hatiya fil ard kana man shahidaha fa karihaha va qala maratan fa ankaraha kana kaman ghaba anha. Agar bir yerda, ya'ni bir qishloqda, bir shaharda bir xato, gunoh sodir qilinsa, shu yerda turib unga rozi bo'lmagan kishi, bir rivoyatda inkor qilgan kishi bu gunohdan uzoq turgandek bo'ladi. Siz turgan shaharda gunoh bo'ldi. Siz norozisiz, siz bu gunohdan uzoqsiz. Sherik emassiz. Kim ana shu gunohdan uzoq bo'lsa-yu, ammo unga rozi bo'lgan bo'lsa, shu gunohni ustida bo'lgan kabi bo'ladi. G'ayri dinlarning dunyosi nima bo'layotganidan xabarimiz bor. Bachavozlik, fahsh, zino, o'g'irlik, qotillik uzoq yurtda bo'lyapti. Shuni noto'g'ri deb yomon ko'rsak, bizga bugun bu ishlarni gunohi yetmaydi. Ammo unga beparvo bo'lib, to'g'ri bo'lyapti desak, o'sha yurtda bo'layotgan gunohga biz rozi bo'lganimiz uchun biz gunohkor olamiz. Agar ularni eshitib turib, unga nisbatan qalbingda norozilik paydo bo'lmasa, aksincha rozilik bo'lsa, demak sen ham o'sha gunohga sheriksan. Garchi uying ulardan minglagan kilometr uzoqda bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan yo'lga barchamizni muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirullohi